Merhaba Tamindir takipçileri, bir teknoloji gündemine daha hoş geldiniz. Bugün haberler güzel. Güzel haberlerimiz var tabii. Evet, hangisinden başlayalım? Minecraft'tan başlayalım. Enteresan bir haber. Sence bu güzel bir haber mi? Güzel bir haber değil ama bunu güzel. Çünkü Minecraft uzun zamandır tartışılan, sevilen bir şey. Bu konuda bahsedeceğiz. Yani Minecraft'ın zaten arkadaşlar da duymuşlardır büyük çoğunluğu. Yasaklanması, işte şiddet öğeleri içerdi, karını öldürüyormuşsun falan, arabayla insan eziyormuşsun gibi. Öyle bir rivayet var, evet. Öyle bir rivayet var. Oğlum evleniyormuşsun falan galiba. Ha yani, biz boşu boşuna sap geziyormuşuz oyunda, böyle atraksiyonlar varmış. Ya açıkçası ben de oynadım, hiç öyle bir şeyle karşılaşmadım. İşte bu sebepten dolayı dediler ki yasaklanacak. Bakanlık soruşturmaya almış Minecraft'ı. Ha yasaklarlarsa da nasıl yasaklayacaklar? Fikrim yok yani, indirirken ya devletler ne çalacak orada? Atı alan Üsküdar'ı geçti zaten. Minecraft indirildi, oynandı, ödendi, herkes sahip. Nasıl yasaklayacaklar? Yani çok saçma bir Microsoft durum. Microsoft Minecraft kapatsın abi. Değil mi? Kapatsın. Ondan sonra Windows falan filan da gelmez, boykot ederler bizi iyice, tam olur. Yani Minecraft yasaklanırsa herkes kılıcını eline alır. Devrim olur. Aynen. Kendimden bile haber olmayan devletim ya. Bir başka gelişme de aslında Facebook'ta abi. Çok evet. Enteresan, böyle bir sorunsal vardı. Ona bir çözüm getirmeye çalıştılar. Ya hiç düşündünüz mü öldükten sonra Facebook hesabımıza ne olacak diye? Ölene gazi derler demişler. Ben bunu düşündüm. Ne olacak? Çok millet, düşündüm ya. Hakikaten. Millet acaba vasiyeti... Hakikaten o kadar önemli sanki ki. Sanki tek derdimiz buymuş gibi değil mi? Vasiyeti yazan var mı acaba? Çözüm getirmiş. Böyle bir şey. Facebook nasıl çözüm getirmiş abi bunu? Abi Facebook hesabını belirlediğim bir kişiye miras bırakabiliyorsun. Emircan bana bak sana. Çok eğlenceli. Hesabım çok boş, sana yaramaz. Ama ben senin kadar yaşamam. Ne yapacaksın abi? Özel mesajları mı okuyacaksın? Hayır. Böyle değişik paylaşımlar atacağım öteki taraftanmış gibi. Ha tamam. Buralar güzel, iyi yere düştüm arkadaşlar. Güneşleniyoruz arkadaşlar. Senin kütük neresi bu arada? Askerlik gibi yapacaksak? İzmir. Kütük İzmir ise güzel yere düşüyorsun işte. Yani, aynen. Rapid şehri ne oldu abi? Ne oldu? Rapid şehirlik bir olay vardı galiba. Ne vardı abi? Bu hafta Rapid Chain ile ilgili enteresan bir gelişme oldu diye duydum. Hani bulut falan. Detaylar sende. Kapattılar. Yok, kapatacaklar. Kapatacaklar mı, kapandı mı? Kapatacaklar. Daha peki olmadı. Neden kapanacak? Niye kapanmasın? Bilmiyorum, ben kullanıyordum, seviyordum yani. Ne zaman kullandın? Sene olmuş 2015. Aslında o epey de oluyor değil mi kullanıyordu? Ya aslında ne kadar hepimizin çok kullandığı bir servis olan Rapid Chain. Hani dizileri, filmleri... Eskiden torrent yoktu, Rapid Chain'le indiriyorduk vesaire. Yani oradan takip ediyorduk. Bip. İndiriyorlarmış yani. Yani öyle kötü amaçları için kullanmış. Hani daha sonra tabii artık bulut teknolojileri geçti, bir sürü dosya depolama servisleri çıktı. Rapid Share de bunlara ayak uyduramadı hani paralı servis olarak. Şimdi anladığım kadarıyla Rapid Share paralı bir serviste ücretsiz kullanıyorsan download sınırı var ve tek ya bir server üzerinde toplanıyor değil mi veriler? Bir yerden sonra hani böyle senin verilerini siliyordu vesaire, ha, evet. Belli zaman sınırlamaları vardı. Şeyin yani var. Artık kapatıyor, hani çoğunun uzun zamanda çok sevdiği Rapid Share artık olmayacak. Yani evet, o teknoloji maalesef eskidi. Haberler böyle arkadaşlar. Şimdi mobil uygulamaları geçelim. Sizin bir yere ışınlanmanız gerekiyor sanırım. Ben buradayım. Evet arkadaşlar, bu hafta sizler için seçtiğimiz ilk mobil uygulamayı hemen Yiğit sizlere söylüyor. Coop uygulaması. Coop uygulaması. Ne şey diyor Coop uygulaması Yiğit? Çok hızlı gireyim mi hemen? Gir abi. Vine uygulamasının bir alternatifi. 10 saniyelik videolar çekiyorsun, efektlendiriyorsun, HD desteği de var. Coop'un kendi üzerinden paylaşıyorsun. Bitti, bu kadar. Wow. Yorum yapma, beğenme, paylaşma tabii. Seçenekleri uygulama içerisinde mevcut arkadaşlar. Aynı zamanda favorilerimizi ekleyip daha sonra videoları da izleme şansına sahipsin. Yani oluşturan geniş bir kütüphanesi var. Denemeden geçmeyin. Rocket hızıyla sonraki uygulamamız expire arkadaşlar. Expire uygulaması. Ben bahsedeyim mi expire'dan? Tamam, bahset. Arkadaşlar ben de yine hızlı bir şekilde geçeceğim sizlere. Expire uygulaması, eğer ki Twitter kullanıyorsanız Twitter'da Twitter hesaplarınızı yönetmenizi kolaylaştıracak bir uygulama. Tamam, bir sonraki uygulama. Tweetlerinizi istediğiniz saate ayarlayabiliyorsunuz. Daha önce attığınız tweetleri görebiliyorsunuz. 3200'e kadar daha önceki tweetleri anlık olarak silme şansına sahipsiniz. Hani daha önceden böyle zararlı tweetler attıysanız insanları rahatsız edebileceğini düşündünüz. Yine expire uygulamasıyla bunlara müdahale edebiliyorsunuz. Bir de score metre var. Aynen. O da atacağınız tweetin takipçilerinizin ilgisini çekip çekmeyeceğini otomatik olarak belirleyen bir algoritması var. Onu kullanarak tweetin ilginçliğini tweet anlayabiliyorsunuz. Expire deneyin arkadaşlar. İyi yani hakikaten. Yani bir sonraki uygulamamız o zaman. Scene uygulaması. Ben bunun iOS'unu uzun süre önce eklemiştim tam indire. Sonra Android'in de gördüm, şimdi ekledim. Çok güzel bir uygulama. Neden güzel bir uygulama? 3 boyutlu fotoğraf çektiriyor. Hakikaten 3 boyutlu mu? Kısmen. Gözlük taksam 3 boyutlu mu?
Öyle 3 boyut değil. Nasıl 3 boyut? Böyle telefonu elimde döndürüyorum. Böyle cihaz böyle sanki oynuyormuş gibi böyle bir jöle gibi bir şeyi var böyle. Kıvam var. Öyle bir uygulam. Hani güzel bir şey. Seni çekiyorum ya böyle. Aha. Diyor ki bana kenara kaykıl azıcık diyor. Böyle alıyorum. Sonra onu bir birleştiriyor. Böyle yaptığım zaman sen böyle sanki kafanı böyle böyle çeviriyorsun gibi. O zaman ne diyoruz? 3 boyutlu uygulamalar diyoruz. Yani diyoruz ki 3 boyutlu fotoğraflar çekmek istiyorsanız sin deniyorsunuz. Arkadaşlar buradan hemen Emircan ve Barkın'a bağlanacağız. Sizler için mobil oyunları tanıtacaklar. Haftaya görüşmek üzere. Mobil oyunlarda arkadaşlar bu hafta büyük bir bomba var. Limbo isimli Limbo. Oyun sonunda Android'e çıktı. Yani onca iOS'ta zaten sonra vardı bildiğiniz gibi. Android'e çıktı abi. 11.41'lik bir fiyatı var Google Play'de. Yüksek denebilir mi? Denir ama yani söz konusu Limbo olunca değil. Çünkü Limbo bildiğiniz gibi hani bağımsız oyunlar daha yeni yükselmeye başlarken bayağı ödül almış bilindik bir yapım. Zaten çoğu platformda da var. Android'de de artık alana hayırlı olsun yani. O zaman sıradaki oyuna geçelim. Tiki Tapa. Tiki Tapa. En az ismi kadar ilginç bir oyun yapısına sahip. Oyunda eski Türk filmlerini hatırlarsınız. Kadını ortalarına alıp birbirlerine atan kötü adamlar vardı daire içinde. Evet. Bu oyunda ona benziyor. Bir grup futbolcu var. Aralarında ara pas atıyorlar. İki tane rakip takımın oyuncusu var. O topu onlardan çalmaya çalışıyorlar. Ama onlar da gayet başarılı bu arada oyundaki. Bir tanesi yer tutuyor, diğeri evet, üstüne koşuyor falan. Gayet reflekslere dayalı. Yapay zeka iyi yani. Futbol oyunlarından hoşlanıyorsanız Tiki Tapa'yı hem Android hem de iOS cihazlarınıza tamamen ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Kesinlikle. Sonra oyunumuz da arkadaşlar sadece iOS platformuna yine ücretsiz. Ücretsiz. King of Thieves isimli çok şirin bir oyun. Ben bunu ilk başta bir Super Meat Boy'a benzettim. Platform oyunu zannettim. Öyle de değilmiş. Bayağı yapılandırılmış bir oyun yani. Oynadıkça açılan bir oyun. Aynen öyle. Stratejik öğeler de içeriyor içerisinde. İşte başkalarının hani base mi denir artık ona? Başkalarının zindanları, zindanları var oyuncuların. O zindanlardan hazinelerini çalabiliyorsunuz. Onlar sizin evinize baskın yapabiliyor. Kendi zindanımızı tuzaklarla falan böyle şey yapıyoruz. Aynen, tehlikeli yani, hale getiriyoruz. Süper, diğerleri gelemesin. Super Meat Boy'un hani tuzaklarını düşün. Onu kendin yapılandırıp evini koruyabiliyorsun. Hı-hı. Ya da bölümlerle ilerleyip farklı gemler bulabiliyorsun. Hazineler bulup geliştirebiliyorsun. Eğlenceli bir oyun. Bu haftalık da bu kadar. Bu haftalık da bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, bu haftada bir teknoloji gündeminin sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like yapmayı unutmayın. Yorumlarda da kapıların size açık olduğunu unutmayın. Sizin fikirlerinizi beyan etmeniz lazım ki biz de sizin istediklerinizi sunabilelim. Haftaya tekrar görüşmek üzere.